Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende benzerlik konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki verilere göre balonun yerden yüksekliği H kaç metredir diye soruluyor. DE'yi kaç vermişler? 3 metre vermişler. HC'yi şuradaki HC uzunluğunu 1 metre vermişler. Ali Bey uzunluğunda 300 metre vermişler. Arkadaşlar öncelikle şu büyük kelebeğe baktığımız zaman kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? Kelebekteki oran hocam 3'e 300 yani 1'e 100. O zaman burası K ise burası nedir arkadaşlar? 100, 100 K'dır değil mi? Evet. Sonrasında hocam şu H isteniyor bizden. Şuradaki kelebeğe baktığımızda da buradaki oranlamayı bulduğumuz için 1'e 100 olduğu için direkt burası 100 ise da kaç olur arkadaşlar? 100 olur. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Yukarıdaki verilere göre EC x kaç santimetredir diye soruluyor. Öncelikle şunlar birbirine paralel verilmiş ve bunlar da birbirine paralel verilmiş. Sayıların yoğunlukta olduğu yer şu paralellikte. Bak burası üçgen burası x sayılardan başlamamız gerektiği belli. Hocam 12 bölü 18 bu neye eşittir? Şu bölü şuna ya da bu bölü buna. Bana burası lazım olduğu için şu bölü şuna bakalım. 12 bölü 18 6'ya bölsen 2 6'ya bölsen 3 Hocam burası 2K iken tamamı 3K E tamamı 3K ise buraya ne kaldı? K kaldı E hocam burada da şöyle bir temel orantı yapacak olursak K bölü 3K eşittir 3 bölü X değil midir arkadaşlar? E işler dışlar yapınca da X buradan kaç geldi? 9 geldi Cevabımız Edremit oldu Yukarıdaki verilere göre x artı y nedir diye soruluyor. Öncelikle şurası, şurası ve şurası paralel vermiş. Dikkat ederseniz pepe paralel doğruların üstünü çizip geçiyorum. Böyle paralelliği daha rahat bir şekilde göreyim. Kelebek varsa kelebeği, temel orantı varsa temel orantıyı daha rahat fark edeyim diye. Hocam sayılara baktığımız zaman şurada bir şey var. Şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kaça kaç? Oo, 6'ya 12, 1'e 2. Kolay benzerliklerde hemen 1'e 2 ise kafadan yapıyorum. O zaman 1'e 2 oran varsa bak so, sağdan sola 1'e 2 oran var 8 iken o zaman burası ne olacaktır? 16 olacaktır. Peki şimdi ne var? X'e bakalım. Hocam X'e yoğunlaşacak olursak X'te de şöyle bir kelebek var mı? Var tabii ki. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 15'e 12. Bak bu sefer kafadan yapamıyorum. 15 e 12 sağdan sola neye eşittir? X bölü e 16 ye eşittir. Aynen öyle. 4'e bölsen 4'e bölsen 4, 3. 3'e bölsen 3'e bölsen 5. 5 kere 4 20 mi yapar? O zaman x'i de 20 buldum. Bizden x artı y isteniyor. Yani 20 artı 16'dan cevabımız kaç çıktı gençler? 36 çıktı. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Yukarıdaki verilere göre a B, x kaçtır diye soruluyor bize. Öncelikle paralellik verilmiş. Şununla şu paralel şu paralelliği kullanacağım. A açı ortaylık. Bak paralel kenara ya da dörtgenlere kenara geçtiğimiz anda bunu hep söyleyeceğiz gençler paralellik zayarında aynı zamanda bir açı ortaylık varsa hani açı ortayı kullanmanız lazım. Açıların eşitliğini kullanmanız lazım. Bak onun mantığını söylüyorum. Hocam açı ortaylık yok burada. Kollar oranı tabanlar oranı yok. E ben bu açı ortaylığı nasıl kullanacağım? Z'ye dikkat et. Paralel doğru var. Bak Z kuralı var. Z'den dolayı burası da çizgi yaptı mı? Yaptı. Doğrudaki açılardaki mantığı kullanıyorum. A çizgiye çizgi. Hocam burada ne çıktı böyle? Bir ikiz kenar üçgen çıktı. E o zaman burası çizgi çizgi ise şurası 6 ise burası da ne olacaktır? 6 olacaktır. Evet buradaki 6'yı yapıştırdık gençler. Şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. Şimdi ne yapacağız? E hocam artık şu paralelliği kullanalım yine. Bak 2 ve x. E x'e bakarken temel orantı olduğunu fark etmişsinizdir. Şu bölü tamamı 4 bölü tamamı. Tamamı kaç? Tamamı 4 bölü 10. Eşittir. 2 bölü x'tir. Hocam 4 yarıya düşmüş 10 da yarıya düşecektir. Yani direkt cevabımız ne yaptı? 5 yaptı. Dolayısıyla cevabımız balı kesir oldu. AB 8 metre BC 4 metre yukarıdaki itfaiye aracında A noktasının yerden yüksekliği 2,5 metre ve B noktasının yerden yüksekliği 6,5 metre olduğuna göre hemen onları gösterelim. A noktasının yerden yüksekliği arkadaşlar. Şöyle maviyle göstereyim. Şu yerden yüksekliğini vermiş bize kaç? 2.5 B noktasının da yerden yüksekliğini kaç vermiş? Yerde şurası arkadaşlar. Yerden yüksekliğini bize kaç vermiş arkadaşlar? 6.5 ve diye vermiş. Hocam burası 2.5 yerden yüksekliği de, de diktir. E burası da diktir. Burası da kaç verilmiş arkadaşlar? 6.5 olarak verilmiş. E C noktasının yerden yüksekliği nedir diye soruluyor gençler bize. E arkadaşlar paralellik var mı? Var tabii ki hocam. Şunlar zemine dik olduğu için bunlar birbirine paralel. Paralellik olduğunda tabii ki temel orantı ne yapıyoruz? Hocam temel orantı oluşturmaya çalışacağız. Hop zemine paralel çizecek olursak bu şekilde. Şöyle bir zemine paralel çizecek olursak. Hocam şurası 2.5 ya. E burası da 2.5'tur. E burası da 2.5'tur. Yazdık 2.5'lere. Tamamı bunun 6.5 olduğundan buraya 4 kaldı. E hocam burası 8 4 verilmiş. temel dolayı artık hop şunun tamamının oranı. 8 bölü 12 eşittir. 4 bölü A mı yapacak gençler? Evet yarıya düşmüş yarıya düşmüş. A'yı buradan 6 buluruz. Ama cevap 6 değil. Dikkat. Niye? Zemine olan yükseklik isteniyor. Yani cevabımız 6 artı iki buçuktan kaç çıkar arkadaşlar? Sekiz buçuk çıkacaktır cevabımız. Yani cevap ne oldu? Balıkesir oldu. Bir ABC üçgeni çiziniz. Hemen çizelim gençler. Şöyle bir ABC üçgeni çizdim. Rastgele bir üçgen çiziyoruz. ABC diyelim. Sonra B eşittir 2 EC. Yani buraya K buraya 2 K olacak. E C K B E'de de 2 K olacak şekilde E eleman B seçiniz. Bir tane E noktası seçtim gençler. E noktası seçtim ve E noktası seçtiğimde E C uzunluğu K iken burası 2 K olsun diyor. Sonra E'den A'yı birleştirin diyor. E ile A'yı birleştirdim şöyle. Sonra da Ali Bey uzunluğu 6 olsun. Adana C'ye anahtı 9 olsun. A, e, X nedir diye soruluyor. En büyük tam sayı Ne sorusu bu üçgen Hatta biz böyle bir soruyla karşılaştık, karşılaştık. Nerede? Açı kenar bağıntılarında. Ee, o zaman orada da demiştim ki benzerliğe gelince daha net bir şekilde anlayacaksınız demiştim bu soruyu. Şöyle yapmayın. Bak, iki tane bilinmeyen var. Hocam bir burada üçgen bir burada üçgen Genelde biz ikili üçgen iki bilinmeyenlerde kullanmıyoruz. Ne zaman kullanıyoruz? toplamları sorulduğunda ya da farklarının en büyük değeri sorulduğunda ya da toplamlarının en büyük ya da en küçük değeri sorulduğunda yapıyorduk. E burada sakın girmeyelim küçük enesli. Ne yapıyoruz? Oran var burada. Oran mantığını kullanmamız lazım. Oran mantığı ortalama referans noktanız olsun. Ortalamanda ne yapıyordunuz? Eşitlik olduğunda hop böyle paralel paralel çiziyordunuz. Oranlama olduğunda da işte aynı şekilde oranlamanın olduğu yerden ya 6'ya paralel ya 9'a paralel çizip oradaki oranın mantığını kullanın kardeşim. Biz şuraya doğru paralel çizelim. E ben buraya paralel çizdiğim zaman gençler ne çıktı burada? Hocam bu paralellik varsa 1'e 2 oran varsa e o zaman burada 1'e 2 oran vardır. 3A eşittir 6 ise A'yı buradan 2 bulurum. E A2, A, 3A eşittir 9 ise pardon A'yı buradan kaç bulurum arkadaşlar? 3 bulurum. A 3 burası ne yaptı? 6. E hocam şimdi şunu bulalım. N'i bulalım. N'i de bulursam olay bitti. Şurada bir temel orantı var mı? Var şunun tamamının oranı yani k bölü 3 k eşittir n bölü 6 diyeyimdir arkadaşım. Buradan da n kaç çıktı? Hocam 2 katı 2 katından dolayı 2 çıktı. n de 2 çıktı. Artık burada bir üçgen uygulayabiliriz. Haydi uygulayalım bakalım. Buradaki x üçgen esliğinden dolayı ile farklar arasında 6 artı 2 ile 6 eksi 2 arasında yani 4 küçüktür x küçüktür 8 mi geldi? Evet Buradan da x'i kaç buluruz arkadaşlar? En büyük değer soruluyor bize. 7 buluruz. Yani cevabımız kesir çıktı. Doğrusal bir yol üzerinde aralarında 12, aralarındaki uzaklık 12 metre olan 4,8 ve 8 metre yüksekliğindeki iki lamba direği Şu lamba direklerinin boyları verilmiş zaten ve bu direklerin arasında bulunan 1.6 metre boyunda çocuk şekildeki gibi gösterilmiştir. Direkler arası direkler üzerindeki lambaların çocuğun her iki tarafında oluşturduğu gölgelerin boyları birbirine eşittir. Hocam bu gölge boyuna x bu gölge boyuna da x denir. Buna göre lambaların birinin oluşturduğu gölgenin boyu kaç metredir diye soruluyor. ÖSYM'nin benzeri bir sorusudur. Dikkat edin böyle sorularda hep çıkmaya aday sorulardır. Şimdi gençler ne yapacağız? E, temel orantı yapacağımız belli. E, hocam bunun tamamını 12 vermişler. E, 12'yi de kullanacağız şimdi burada. Nasıl kullanacağız? Hocam Buraya bir y mi desem? Şimdi tamamını şey demiş burada 12 demiş. Bu tamamını kullanmamız lazım. Tamamını nasıl kullanacağız? Düşün düşün düşün. Hocam tamam işte ya. Buraya bir y dersek başka diyecek bir şey yok. Buraya bir y diyecek olursak tamamı 12 olduğundan dolayı buraya da ne kaldı arkadaşlar? 12 eksi 2x eksi y mi kaldı? Evet. Şimdi ya y demeye de gerek yok aslında arkadaşlar. Niye? Ben buradaki oranlamayı bulabilirim aslında. Şuraya baktığımız zaman niye y diye dediysem. Hadi bakalım şuradan bakalım. Şuraya bakacak olursak hop şunun şunu oranı. Hocam 1.6'nın 4,8 oranı kaç yapıyor arkadaşlar? 16 bölü 48 yani 1 bölü 3 mü yaptı? Evet 1 bölü 3. A 1 bölü 3 olacak hocam. Burası 3x olacak. O zaman buraya x kaldı. Şimdi arkadaşım burada da bir paralellik var. Şurada da. 1.6'nın neye? 8'e. 6 kere 5 30. 5 mi yapıyor? Evet. 16 bölü 80 yapıyor aslında. 1 bölü 5 yaptı. Aa hocam 1 bölü 5 yapacak. 5x yapacağı için tamamı 2x'i buradaysa buraya ne kaldı? 3x kaldı. Dikkat. 3, 4, 5, 6. 6x'i ne bulduk gençler? 12 bulduk. X'i buradan kaç bulduk o zaman? 2 bulduk. E o zaman cevabımız ne oldu? 2 oldu. Cevap Ceyhan oldu. Bir fabrikanın girişinde aralarındaki uzaklık 6 metre olan iki duvardan aralarındaki uzaklık 6 metre olan iki duvar var arkadaşlar. Hemen şekli yorumlayalım. Şurası 3.1 burası 2.1 ise şuradaki uzunluğa ne kalıyor arkadaşlar? Toplayın bunları. Şurası 5.2 yapıyor. 5.2'yi 6'ya tamamlayan nedir? 0,8'dir. Peki. Ve 1 metre 1 metre yüksekliğinde bir bariyer bulunmaktadır. Peki alt tarafta da aynı şekilde 2.4 ile 0.4 toplarsam 2.8 yaptı. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 2.2 mi kaldı? Yok. 3.2 mi kaldı? Evet. Sonra 2.1 metre genişliğinde ve belirli bir yükseklikteki tok su araç ile 2.4 metre genişliğinde 3.8 metre genişliğinde de metre yükseklikte de bir tırın Duvarla aralarındaki sırasıyla 3.1 metre 0.4 metre boşluk olacak şekilde duvarlar paralel bir biçimde fabrikaya giriş yapabilmesi için bariyerin bulun için bariyerin bulunması gereken konum aynıdır diye söyleniyor arkadaşlar. Evet bu bariyer konumu aynıymış. Bu bariyer konumunun aynı olması ne anlama geliyor arkadaşlar? Bariyerin açıklığı aynı. Yani burası alfa ise burası da alfa olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Bariyer aynı açıklıktan konumu aynı çünkü. E hocam burası 3,2 mi? Aynen öyle. Burası 0,8 mi? Aynen öyle. Şimdi burası 1 metreydi. Şurası da 1 metreydi. Bizim togun yüksekliği neydi arkadaşlar? Togun yüksekliğini bilmiyoruz. Şuraya x diyelim. E, su aracın buna göre diyor. Su aracın yüksekliği kaç metredir? Tok su, su aracın yüksekliği kaç metredir diye soruluyor. Evet. Bunun yüksekliği soruluyor. X'i bulacağım. Tırın yüksekliği kaçtı? 3.8 metre yükseklikteki. Evet burası da 3.8 verilmiş arkadaşlar. Yani şunu şöyle çizecek olursak arkadaşlar şurası 1'di ya. 3.8 ise burası da 2.8 mi yaptı? Aynen öyle. E hocam burada bir Pisagor bağıntısı var. Ya da Pisagor bağıntısına gerek yok ki arkadaşlar. Alfa 90 sa burası beta mı? Alfa 90 sa burası da beta mı? Hocam şu üçgenle şu üçgen nedir? Benzer. E aynı açının karşısındakileri ne yapacağız arkadaşlar? Oranlayacağız. Alfanın karşısı x'e alfanın karşısı 2.8 eşittir. Beta'nın karşısı 0.8 bölü beta'nın karşısı 3.2. 4 kere 8 32 bunun 4 katı mı arkadaşlar bu? Evet 4 yaptı. Hocam 4 kere 7 28 burası da 0.7 mi yaptı? O zaman x'i kaç bulduk? 0.7 olarak bulduk. Ama x 0.7. E bir de burada 1 metre yüksekliği vardı. Toplam togun şuradaki yüksekliği kaç yapıyor? 1 ile 0,7'nin toplama yani 1,7 mi yapacak arkadaşlar? Dolayısıyla cevabımız denizli oldu. ABC üçgen AB ile ED birbirine paralel verilmiş. Gençler şunlar paralel verilmiş. Başka nereleri? AD ile de EF. Bak şunlar da paralel verilmiş. Genelde böyle paralellikleri gösteriyoruz. Aç ortaylıklar. Aa hocam kollar onun tabanları olan. Demeden önce. Ki yok kolda tabanda oran yok paralellik ve açıortaylık aynı anda olduğunda neye dikkat edin demiştim. Değil mi? Z'ye. E hocam Z var burada. Şurada bir Z var. Hocam burası çizgi açısı. E hocam şunlar paralel ya. Yöndeşlikten dolayı burası da çizgi açısı yaptı mı? Yap. Aa ikizkenar kenar çıktı. O zaman burası X oldu. Olay bitti. Niye? Gençler şimdi şunlar da birbirine paralel değil mi? E bitti. Şu bölü tamamı 12 bölü 12 artı x eşittir. x bölü 9. E buradan arkadaşlar işler dışlar falan filan çarp çurt sut yapınca 6 koyarsam tutuyor mu? Direkt tutuyor ya. Neyse biz işler dışları yapalım isterseniz. E, i̇şler işler yapınca arkadaşlar x kare artı 12x eşittir. 9 çarpı 12 108 oldu. Buradan da ne geldi arkadaşlar? x kare artı 12x eksi 108 eşittir 0. Çarpanlara ayıracaksın. E, 54 çarpı 2 iyi olmaz. 3'e bölsen kaç geliyor? 108'i şöyle bir çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 2'ye bölsen 54. 2'ye bölsen 27. 3'e bölsen 9. 3'e bölsen 3. 3'e bölsen 1. Ben kaçı elde edeceğim? 12'ye elde edeceğim. Hocam bu 6 çarpı 18 deyince oluyor galiba değil mi? 6'ya 18 deyince hatta eksi 6'ya artı 18 deyince çarpımları 108 toplamları da artı 12'yi verdi mi? Verdi. Yani bu x eksi 6'ya x artı 18 oldu gençler. Eşit sıfır. Bu eşit sıfırsa x eşittir 6 gelir. Bu eşit sıfırsa x eşittir x 18 gelir. Uzunluk negatif olamayacağından cevabımız da ne yaptı? 6 yaptı gençler. Dolayısıyla cevap balık esiri oldu. ABC üçgen. DC uzunluğu K iken burası 2K verilmiş. Hemen buradaki K ve 2K. Arkadaşlar oran kullanacağız. Oranı bak kullanamıyorum. Oranı kullanmak demek ne demek? Benzerlik. Oran varsa benzerlik vardır oranlamanın olduğu yerden ne yapacaksınız arkadaşlar? Bazı arkadaşlar şunu yapabilir. Hocam şuradan paralel çizeyim. 2'ye 1, 2'ye 1 oran olsun. O şekilde yapabilirsiniz. Ama bendeki alışkanlık genelde şey en kolay. Öğrencilerin anlayabileceği dildeki alışkanlık olduğu için. Oranlamanın olduğu yerden paralel çizeceğim. Ben buradan paralel çizerken nereye çizmeliyim? Tabii ki x'e. x'e doğru paralel çizdim kardeşim. Şöyle şöyle. Hocam 2'ye 1 oran varsa 2'ye 1 oran vardır. Yani burası 2 enken an, burası n'dir. Yani toplamda 3 en eşittir. 8 4 daha 12 ise n'i buradan 4 buluruz. E kardeşim n 4 ise e, hocam burası da 4. A ne çıktı gençler? 90'ı da kullanalım. 90 eşit eşit gördünüz mü? Bak eşit eşit muhteşem. Burası da 4 oldu. Şu şekilde yapsaydım soruyu. Hocam 90 derece ama muhteşem şu çizim deseydi biraz ezber olurdu. Bak burada oranlama mantığından sonra muhteşem şu çıkması gayet de mantıklı bir çözüm yöntemi oldu. Neyse devam edelim arkadaşlar burada. E hocam burayı 4 bulduk. Şuna paralel çizmiştik zaten. E, 4 ile 4'ten de x'i buluruz. <laughs> Nasıl buluruz? Gençler temel orantı var burada. 2k'nın 3k'ya oranı eşittir. 4 bölü x. Bitti gitti arkadaşlar. 2 katı 2 katı. x de buradan kaç gelir? Kendi 06'nın altının 6'sı gelir. Yani cevabımız denizli oldu. Evet 90 dereceler verilmiş bana ve yukarıdaki şekilde G, BDC üçgenin ağırlık merkezi. Bakın hangi üçgenin ağırlık merkezi? Hocam B, D, C üçgenin ağırlık merkezi. E, ağırlık merkezi sorularında 90 derece varsa ne vardır arkadaşlar? Muhteşem üçlü. Vardır büyük ihtimalle. Kullanın diye hep söyledim. Peki ağırlık merkezinden geçen ne olacak? Kenar ortay olacak. Hocam eşit eşit. Hatta muhteşem şundan dolayı burası da eşit olacak mı? Olacak. Hocam kök ki ise burası kök 2 bölü 2 olacak. Ee, buradan biraz sıkıntı olacak gibi. Neyse eşitliği yazdık. Kök 2 bölü 2'ye de girmek istemiyorum açıkçası. E ne yapalım hocam? E burada ağırlık merkezi ya. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam 1'e 2 oran vardır. A dikten dik çizildi. Ne var burada? Öklit. Hocam kök 2'nin karesi eşittir. A çarpı 2 A olduğundan. 2 eşittir. A çarpı 2 A'dan. Hop bala Yani A kare 1'den A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. A 1. Yaz bakalım 1'e. 1 bir burası. 2 burası. Hocam hocam hocam. 2'yi bulduk. Kök 2 bölü 2 de burası. Sonrasında ne yapacağız? Valla arkadaşlar mecbur kök 2 bölü 2'yi kullanacağım galiba ya. Yoksa çözüm yöntemi şu şekilde olacak. Oradan da çıkar gençler. Hiçbir sıkıntı olmaz aslında. Nereden çıkar? A'yı 1 bulduk ya. Burada Pisagor bağıntısı yapalım mı gençler? 1 2 kök 2 ise burası kökü çıkar. Sonra burası kökü çıkar. Açılara dalarız. açıları da açılara da daldıktan sonra burada bir şey gelir. Hatta açılara da daldıktan sonra burada bir ikizkenar çıkar. Burada da yükseklik çizerim arkadaşlar. Yükseklik çizdiğimde de yine kök 3 bölü 2 ile uğraşacağım. Bence kök 2 bölü 2 uğraşayım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Peki soruya baktın arkadaşım. Soruya baktın. Soruya baktığın zaman ve e, bütün her şeyi kullandın. Sonrasında 90 derecelerde varsa 90'lar 2 ya da 2'den fazlaysa ne yaparsın? Muhteşem çizersin değil mi? ne diyorum ben? Muhteşemi çizdik zaten. Ne yaparsın? E hocam alfabeta olayı. Ben bana ne lazım? Şu büyük üçgen lazım. E şöyle baktığın zaman aslında şurada da bir 90 derece var mı arkadaşlar? Var. Şu büyük üçgendeki 90 derece ve şuradaki üçgene bakacak olursak bir alfabete benzerliği çıkacak gibi. Hocam burası kök 2 bölü 2. E kök 2 artı kök 2 bölü 2. Kök 2 artı kök 2 bölü 2 nedir? 3 kök 2 bölü 2'dir. O zaman burası 3 kök 2 bölü 2. Burası da 3 kök 2 bölü 2. E o zaman artık arkadaşlar şu üçgenle büyük üçgene bakacak olursak bak alfa 90 beta alfa 90 beta. Yani bu üçgenle büyük üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer. Benzerliği uygulayalım. Hocam alfanın karşısı kök 2 bölü 2 bölü alfanın karşısı x eşittir. Burada 90'ın karşısı var. Burada 90'ın karşısı maalesef yok. Ee, burada beta'nın karşısı 2. Burada beta'nın karşısı var. Sıkıntı yok. Beta'nın karşısı 2 bölü beta'nın karşısı kök, 3 kök 2 bölü 2 artı 3 kök 2 bölü 2 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2 mi yaptı? Evet. Burası 3 kök 2 yaptı arkadaşlar. O zaman bölü 3 kök 2 yaptı. İçler dışlar yapalım mı gençler? Evet 2x buradan 3 kök 2 çarpı kök 2 bölü 2 yaptı. Şu kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yaptı. Burası da gitti. İkisi de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 3 bölü 2 olarak bulduk. Daha farklı çözüm yöntemi dediğim gibi burada açılara dalıp burada da ikiz kenarı yakalayıp dikte çizebilirsiniz. Hatta daha daha farklı yollarda yine bulabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapabilirsiniz? Mesela şuradan da dik çizip yine bir eşitlik oldu ya. Orta taban çizgisi de olmuş oldu. Oradan da yine sonuca ulaşabilirsiniz gençler. baya bir yol var aslında şöyle soruya baktığımız zaman. Neyse ki biz cevap bu yoldan bulduk. Diğer yolları da siz de araştırabilirsiniz. Cevabımız böylelikle C ham oldu. <laughs>